Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bu videoda sizlerle birlikte Elementor'un AI özelliklerini keşfedeceğiz. Yapay zeka ile birlikte gelen Elementor özelliklerini sizlerle beraber adım adım inceleyerek Elementor'un yapay zeka ile neler yapabildiğini birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Bu videoyu geçenlerde hazırladığımız Elementor ürün detay videosu yorum bölümünde bize çekmemiz için bize bilgi veren arkadaşımıza teşekkür ediyorum arkadaşlar. Onun sonrasında bu özellikleri incelemeye başladım. Elementor'un AI şeklinde bir özelliği var ve Elementor yeni geliştirdiği bu AI yapay zeka destekli özellikleriyle web sitesi yapma işini İncelediğim kadarıyla gerçekten kolaylaştırmış gibi duruyor. Birazdan bunu sizlerle beraber adım adım deneyeceğiz ve neler yapabildiğini üzerinden geçeceğiz. Ama deneme aşamasına geçmeden önce hızlıca bir Elementor'un AI sayfasını incelemek istiyorum. Sayfayı hemen hızlıca biz Türkçe'ye çeviriyorum arkadaşlar. Ve karşıma bu şekilde bir ekran çıkıyor. AI WordPress web siteleri oluşturmanın yeni yolu şeklinde bir yazı karşıma çıkıyor. Muhtemelen buradaki şu görsel çeviriyi birazcık etkiliyor arkadaşlar. Ama metinde herhangi bir problem yok. Elementor'un herhangi bir web sitesinde ücretsiz deneme sürümü olarak mevcut olduğu AI özelliklerini keşfedin şeklinde bir bölüm karşıma çıkıyor. Ve burada bir YouTube videosu var. YouTube videosunda aslında ben Elementor'un AI özelliklerini parça parça görebiliyorum. Elementor'un AI özellikleri şu anda beta aşamasındaymış. Mesela bir konteyneri AI ile oluşturmamıza izin veriyor Elementor. Birazdan sizlerle beraber deneriz. AI konteynerda bir komut verdiğimizde komutu bizden dinleyerek bizim için verdiğimiz komuta göre AI ile bir hero oluşturuyor ki videoda gördüğünüz gibi gerçekten bu işi güzel yapıyor arkadaşlar. Veya birazdan alt tarafta da inceleyeceğim bir internet sitesi verdiğimizde o internet sitesine göre de Elementor düzenleme işlemleri yapabiliyor. Görsellerin üzerinde AI ile düzenleme işlemleri mevcut. Görsellere AI ile bir komut yazdığımız zaman Elementor AI ile resim üretebiliyor ve AI ile resimlerin varyasyonlarını oluşturup arka planlarını değiştirebiliyor. Bu gerçekten mucizevi duruyor. Canva misali Elementor'a görsel özellikler gelmiş gibi duruyor. Metin yazmada AI kullanmamıza olanak veriyor. Herhangi metini AI yardımıyla Elementor üzerinde yazmamıza izin veriyor. Mesela burada hazır komutlar var. Gördüğüm kadarıyla onları kullandığınızda daha iyi hale gelmesini sağlıyor. Ve son olarak da kodla, AI ile kod yazma özelliğini Elementor devreye sokmuş durumda. Custom CSS bölümüne gittiğimizde Edit with AI şeklinde bir buton var. Ve bunun üzerine geldiğinizde özel kod bölümünden İstediğiniz herhangi bir şeyi yapmanıza olanak sağlıyor. Promptlar var burada. Bunları inceleyebilirsiniz. Bu promptları buraya girdiğinizde, bu çıktıları, komutları buraya girdiğinizde Elementor kodla bunun için düzenleme işlemleri yapıyor ve şu an oradaki çıktıyla beraber buraya bir hareket efekti ekledi. CSS de yaptı. Gerçekten muhteşem duruyor. Aşağı tarafa doğru indiğimde neler yapabildiğini parça parça bizlere göstermeye devam ediyor. O videoda olduğu gibi konteynerleri düzenleyebileceğinden bahsediyor. Alt tarafa doğru indiğimde yapay zeka özelliklerini 4 başlıkta gösterdi. Dediğim gibi konteynerlarda düzenleme işlemleri var. Keşke videoyu izlemek yerine burayı inseymişiz de oradan. Burada gördüğünüz gibi bir mobilya şirketi için hero bölümü oluşturun diyor. Oluştur butonuna tıklıyoruz. Bunu tıkladığımız zaman Elementor'un bu şekilde bir hero oluşturduğunu görüyorum. Buraya ben bir şey yazabiliyor muyum? Acaba bakalım Türkçe'ye çevirirsem. Aynen örnek komutu gösteriyor bana ama yazmama izin vermiyor burada. Burada vermemesi normal. Gördüğünüz gibi bu şekilde AI ile bir hero section'ı, bir section oluşturmamıza izin veriyor. Elementor tabanlı veya web tabanlı şeklinde bir bölüm var. Bu web tabanlı bölüm benim çok hoşuma gitti. Bu alanı size göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde burada bir internet sitesi üzerinden referans veriyorsunuz Elementor'a ve verdiğiniz referansla beraber istediğiniz bölümü vurguluyoruz ve bunu yaptıktan sonra Elementor kendisi bu bölüme benzer içerikler oluşturuyor. Bu bence gerçekten muhteşem bir özellik. Eğer çalışıyorsa bu şekilde bir plan bence yani beni gerçekten şaşırttı yani. Acayip cidden hoşuma gitti. Ücretsiz deneme sürümünü nasıl başlatabileceğimizle ilgili bir özellik var. En altta da birazcık daha böyle bir AI tarafının maliyetlendirme kısmı var. Gördüğünüz gibi ayda 3 dolardan başlayan bir fiyat var. Ve üst pakette de ayda 8.25 dolar şeklinde bir bölüm var. Elementor burada krediler olarak bunları ücretlendiriyor. 18 bin kredi istersen aylık olarak 3 dolara ücretlendiriliyorsun diyor ki bu yıllık alımlarda geçerli. 35.88 dolarlık bir ücreti var ki bu bence makul. 8.25 dolar da yıllık olarak aldığınızda aylık 50 bin kredi bize sunuyor. Bu krediler acaba aylık mı yıllık mı ondan tam emin olamadım. Yanlış da bilgi vermeyeyim size arkadaşlar. Bu şekilde Elementor'da AI tarafını ücretlendiriyor. Şimdi üzerinden hızlıca geçtik. Sizlerle beraber gelin biraz da deneyelim arkadaşlar. Elementor'da oluşturduğumuz bir web sitesi var. Hatta burada
doğrudan bununla işlem yapabiliriz veya yeniden bir deneme işlemi yapabiliriz. Şimdi Elementor'un AI özellikleri, bakın burada başlığın üzerine geldiğimde AI ile yaz şeklinde bir seçenek çıkıyor ve AI ile başlık oluşturmam için benim karşıma bu şekilde bir şey çıkıyor. Bir adım daha kaldı diyor AI ile işlem yapabilmek için. Tiki işaretleyerek başlayın butonuna tıklıyorum. Deneme kredilerimi kullanmak isteyeceğim Elementor'dan. Ve bunu tıkladığım anda beta sürümü benim için açılıyor. Ve ben beta sürümünde AI ile işlemler yapmaya başlıyorum. Daha fazla kredi istiyorsan Elementor'un üst sürümüne geçmemi benden istiyor. Hemen bu alanı bir Türkçe'ye çevirebiliyorsam çevireyim. Sınırlı bir lisans kullanıyorsun. Elementor AI ile maksimum verimi elde et diyor. Pro sürüme geçmemi tavsiye ediyor. Mesela akılda kalıcı bir slogan oluşturun. Şunun için güçlü bir bölüm başlığı yazın. 4 kelimelik başlık önerin gibi aslında ChatGPT'ye de yazdırabileceğiniz ama bunun içerisinde daha hızlı bir şekilde sizin için yapan gerçekten metin yazma tarafında güzel şeyler Elementor bana sunuyor. Kredilerimi bunlarla harcamak istemiyorum. Hemen buraya bir görsel atmak istiyorum. Çok kısa bir de görsellerden neler yapabildiğini bakacağım, merak ediyorum. Hatta görsel seç demeden de bakın şurada üst tarafta görsellerde de AI ile oluştur şeklinde, yarat şeklinde bir alan karşıma çıkıyor. Ve bunun üzerine çıktığımda AI ile bir görsel oluşturmaya çalışabiliyorum. Elementor AI ile bir görsel oluşturmama izin veriyor. Hemen burada bu şekilde istediğini hayal et, her şeyi oluştur. İstediğiniz türü, stili seçerek bir işlem girerek görüntüler oluşturabilirsiniz şeklinde sunuyor. Fotoğrafik arka plan gördüğünüz gibi. El yapımı gibi farklı seçenekleri aslında Canva'nın da bize sunduğu gibi Elementor burada karşıma çıkartıyor. Mesela 3D'ye girdim. 3D'nin yanına ne yazayım? Böyle yerlerde hani bir şey yazısı gelmiyor insanın. Web tasarım ajansında site tasarlayan bir ekip diyorum. Türkçe yazıyorum. Görsel oluştur butonuna tıklıyorum. Vizyonunu hayata geçiriyor şeklinde bir bölüm var. Sıkı tutun, hayalleri resmetmek biraz zaman alabilir diyor. Elementor burada sanırım güzel bir şeyler ortaya çıkartacak. Belki de dediğim şeyi anlamayacak, bilmiyorum. Web ajansında site tasarlayan bir ekip dediğimde karşıma bu şekilde bir görsel çıkarttı 3D olarak. Bu bence çok da başarılı değil. Hemen bu işi bir de İngilizce çeviriyle yapmak istiyorum. Deeply.com'a geliyorum ve Türkçemi yazıyorum. Yanına da İngilizcesini kopyalıyorum. Hemen buraya geliyorum. Bu şekilde tekrardan oluşturmasını Elementor'dan istiyorum. Bakalım Elementor bunu İngilizce olarak yazdığında daha iyi bir sonuç çıkartabilecek mi benim için? Tekrardan görsel oluşturma işlemi çalışıyor. Ve evet, İngilizce girdiğimde çıktı. Spectra'da da bunu denemiştik. ZipVP'de de sizlerle beraber bunu denemiştik. İngilizce girdi verdiğinizde daha iyi içerikler üretiyor. Gördüğünüz gibi kullanabileceğim gerçekten çok şık görselleri Elementor benim için üretti. Mesela burada farklı stiller de var. Mesela dijital şeklinde bir stil var. Bunu seçtiğim zaman muhtemelen biraz daha farklı içerikler üretecek. Mevcut içerikler üzerinde de düzenleme işlemleri yapıyor. Ben şu anda sıfırdan oluşturmak için bir optimizasyon yaptım. Çok kısa bir ondan da size bahsetmek istiyorum. Bakalım orada neler yapacak. Dijital seçtiğimde biraz daha işi farklılaştırdı. Yine 3D kullanıyor ama farklı görsellerle üretiyor ki bence gayet başarılı çalışmalar. Burada Mac'ler biraz yamulmuş, birbirine girmiş ama ilk aşama için ben oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Şu an yeni geri resim oluşturma özelliğini denedim. Sizler de ücretsiz kredilerle çok basit iki tik işaretleyerek bunları deneyebilirsiniz. Devam edeceğim. Biraz daha alternatiflere bakmak istiyorum. Şu an bu şekilde bunların kaybolmasında benim için bir sıkıntı yok. Ben buraya bir görsel atıp bu görseli AI ile nasıl değiştirebilirim, düzenleyebilirim. Birazcık bunu incelemek istiyorum arkadaşlar. Neler yapabildiğini merak ediyorum. Burada AI ile Elementor'un şu görseli ekleyelim. Ve bu şekilde bir AI ile yarat butonuna tıklayalım arkadaşlar. Buna tıkladığım zaman neler olacak bitecek bir bakalım. Hemen buna tıklıyorum ve gördüğünüz gibi AI ile üretebileceği, yapabileceği şeyler karşıma çıkıyor. Arka planı kaldır, arka planı değiştir özellikleri var. Arka planı değiştir dediğimde ne olacak acaba? Hatta geri diyelim, önce bir arka planı kaldırsın. Sonra değiştirelim arka planını. Şurada yazalım. Bir baskı. Basketbol sahası ekleyebilir misin diyelim. Arka planı tek tıkla kaldırdı. Bence gerçekten güzel. Görsel kullan butonuna tıkladığında muhtemelen bu görsel bu şekilde gitmiş şekilde kalacak. Artık bunu temizlemek için Canva'ya veya Photoshop'a atmamıza gerek yok. Arka planı değiştir şeklinde bir bölüm var. Bunun arkasına bir basketbol
Kortu ekleyebilir misin dedim. Basketbol stadı ekleyebilir misin? Sahası ekleyebilir misin dedim. Arka planı değiştir diyelim. Acaba bunu da yapabilecek mi? Şu an ben de sizlerle beraber ilk kez deniyorum. Merakla ediyorum. Bakalım yapabilecek mi? Bunu da anlarsa wow olurum iyice. Çünkü arka planı kaldırması da bence çok iyi. Çünkü web tarafında bunu yapmak gerçekten zordu. Evet, bence bu da güzel bir görsel. Arka tarafta bir basketbol potası inceden var. Çok başarılı mı, mükemmel mi? Değil. Tekrar oluştur diyelim. Belki daha iyisini yapabilir. Belki de yapamaz, bilmiyorum. Ama arka plandan görseli ayırabilmesi, içeriği fark etmiş olması ve arka planı temsili şekilde de olsa değiştirebiliyor olması gerçekten güzel. Hatta şöyle diyelim, bir basketbol sahası. Basketbol stadyumu ekleyebilir misin diyelim. Tekrar oluştur diyelim. İnşallah haklarımızı bitirmiyoruzdur. Her işlemde bir AI kredisi gidiyor mu gitmiyor mu? Sürecin nasıl çalıştığından tam emin değilim. Şurada onları bulamadım. Yazıyor mu burada? Sıkça sorulan sorular bölümünde vardır. Şöyle bir krediler alanı var. Evet. Bunu da bulduk. Metin istediğimizde bir kredi, kod istediğimizde bir kredi. Kodla metinin aynı olması iyi gözüküyor. Görüntü istediğimizde 33 kredi ve container istediğimizde 40 kredimiz gidiyormuş arkadaşlar. Başlangıç planı 18.000'e kadar metin veya 18.000'e kadar kod parçacığını, 540 görüntü isteği veya 450 kapsamcı istediğini herhangi bir karışımı oluşturmanıza olanak sağlıyormuş arkadaşlar. Bunun aylık modunu tam anlayamadım. Şurada bir krediler diye tekrardan arayalım. Aylık da olabilir, yıllık da olabilir. Basketbol stadyumu eklediğimde çok da mükemmel eklemedi ama çok da başarılı değil gibi. Bunun için 40 kredi vermezdim. Üretken doku şeklinde bir özellik var. Bir alan seç ve arka tarafına bir istemeyle düzenle diyor. Mesela bu alanı seçelim. Bu özelliğin böyle mi kullanıldığından da emin değilim. Şu an rastgele random deniyorum bunları. Belki bu şekilde çalışmıyor da olabilir. Burada da birazcık saçma olmuş ama bir şeyler ürettiği aşikar. Bu şekilde görsel tarafı da kullanılabilir. Belki ben bunu yanlış da kullanıyor olabilirim. Yeniden boyutları şeklinde bir özellik var. Bakın görselin boyutuyla ilgili düzenleme işlemleri yapabiliyorum ve geçerli olan görseli daha geniş, daha büyük bir hale getirebiliyorum. Bu da güzel gözüküyor. Yine bunu Canva'da da yapabiliyorduk. Varyasyonlar şeklinde bir özellik var. Bunu seçtiğim zaman da benim için varyasyonlar muhtemelen oluşturabiliyor. Fotoğrafik diyelim. Hemen bu stadyumu istiyorum ya. Neyi bilmiyorum ama bu zor bir şey mi? Hemen tekrardan portre modunda biçim de seçebiliyormuşuz. Biz direkt bastık ne geliyorsa. Bunları da deneyeceğim. Şu an limitli lisanstasın. Üst sürüme geç diyor Elementor. Her zaman her şeyde dediği gibi. Burada da arka plana birazcık daha bir şeyler ekliyor. Buradaki arkadaşın da tipini bayağı bir değiştirdi yapay zeka. Bakın şöyleydi. Arkadaştan farklı arkadaşlar oluşturdu. Yani yüzleri değiştirebiliyor olması da bence gerçekten güzel. Referans görselin üzerinde bu şekilde düzenlemeler yapabiliyor olması muhtemelen telif tarafında da bize alternatifler üretebilir. Tam da emin olmamakla beraber bunu da söylüyorum. Tamamdır. Bundan da ayrılıyorum. Şimdi en fazla kredi alan konteyner tarafına geçeceğim. Konteynerleri nasıl oluşturabiliyor? Sizlerle beraber bunu bir denemek istiyorum. Şimdi burada konteyner oluştur butonuna tıkladıktan sonra bunu az önce yaptım. Size çok hızlı gelmiş olabilir. Tekrardan göstermek istiyorum. Bakın konteyner için bir artı butonu çıktığında normal bildiğiniz gibi konteyner oluşturuyorken artık burada bir AI butonu var. Build with AI butonuna tıkladığımız anda karşıma bu şekilde beta özellik çıkıyor ve ben burada komutları kullanabiliyorum. En iyi sonuçlar için pro sürüme geçmemi istiyor ve bir layout oluşturabilmem için benden örnek bir komut istiyor arkadaşlar. Elementor. Hemen Türkçe'ye de çevirelim. Çeviriyor mu bu alanı? Bu tuşa basarsam da bana örnekler vereceğini söylüyor. Şöyle yapalım. Bunu da Türkçe'ye çevirelim. Şöyle bir isteyelim.
liste düzeni, simgeler, hizmet çıktılarını içeren hizmetler bölümü, konu hakkında tıklanabilir sorular içeren akordeon tarzı sıkça sorulan sorular bölümü, konu ile ilgili resim başlık ve alt başlık call to action düğmesinin yer aldığı bir hero bölümü, bilmem ne konusu hakkında nokta nokta arka plan resmi, yer paylaşımını bütün içeren tam gerekli genişlikte harekete geçirici mesaj. Mesela ben bu bölümü beğendim. Bunu bir ekliyorum buraya. Bakın bu şekilde topik verilmiş. Buraya da topik alanına bir şöyle diyelim. Spor giyim mağazası diyelim. Topik alanını değiştirdiğimizde aslında Elementor bizim için bu işi yapacak. Şöyle yapalım, bunu üste yapıştıralım. Spor giyim mağazasını İngilizce çevirelim. Sportswear Store olarak kalsın. Hemen buraya geri dönelim. Topik alanını değiştirelim. Ne istediğimi de tekrardan size örnekler içerisinde ne istiyorum. Spor giyim mağazası hakkında arka plan görseli ve kaplama metni içeren tam genişlikli harekete geçirici bir mesaj istedim. Oluştur kardeşim diyorum. Acaba Elementor benim için neler yapacak, merak ediyorum. Mesela bir hizmetler alanını bununla tasarlamasını isteyebiliyorsunuz. Gerçekten güzel gözüküyor bu. Sadece tek sıkıntı bunu istediğinizde çok kredi yazıyor olması. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Bakın bir konteyner istediğinizde 40 krediniz gidiyormuş. Örnek olarak bunları istedim. Gördüğünüz gibi sporla alakalı bu şekilde, şu fena gözükmüyor mesela. Kullanabileceğim konteynerler, arka planlar oluşturdu ve bunu Elementor'un ücretsiz sürümünde yapıyor. Bence gayet iyi duruyor. Yenileyin dediğimde bana bir 3 tane daha konteyner ekliyor. Tabii şimdi para istiyor falan dedik ama yani hani bunları da bedava yapmasını beklemememiz gerekiyor. Ve ücretsiz denemenin tadını çıkarıyor musun? Metin özellik sınırsız erişim için şimdi yükseltin şeklinde Elementor tekrardan yükseltme yapmam için benden bir feedback oluşturdu. Bana bir feedback verdi. Bunları yükseltmek istemiyorum. AI'den ayrıl diyorum. Bunu da kullanmak istemiyorum. Tekrardan tıklıyorum ona. Hakkımı bitirmeden devam etmek istediğim için bu şekilde devam ettim. Elementor'da hemen eklediği alanı benden gösterdi. Şimdi bir web sitesine referans verin veya şablon kitaplığından varyasyonları oluşturun şeklinde bir seçerek bölümde var. Mesela buradaki kitaplıktan varyasyonlar da oluşturabiliyormuşuz arkadaşlar. Buradan beğendiğimiz herhangi bir bölüm için varyasyonlar oluşturmamıza izin veriyor. Mesela bunu seçtiğimde bir varyasyon oluşturabiliyor mu benim için? Sanırsam hayır. Tam da anlamadım bu kısmı. Acaba ücretsizlerden seçsem bir şey olur mu? Bakalım. Bir zamanlar Elementor'da burada bunların ücretsiz olanlarını filtreleme seçeneği vardı. Elementor bunu kaldırdı. Acaba burada gözüküyor mu? Şu alan var. Bununla da kredimizi, hakkımızı kullanmayalım. Bu bölümü pas geçiyorum. Tekrardan artıya basıyorum. Şablon kitaplığından değil de bir web sitesine referans verin diyor. Ne diyor? Bu uygulama şu an kullanılamıyor lütfen. Daha sonra tekrar deneyin diyor. Şu an herhalde web sitesinden referans vermek belki pro sürümde kullanılıyordur. Belki bizim için kullanılamıyordur. Bu şekilde yapmama izin vermiyor. Ama tekrardan şuradan bakarak devam edeceğim. Ve burada bir link de var. Bu linke de tıklamak istiyorum. Daha fazla ilham almak için bizim promptlarımızı, girdilerimizi inceleyebilirsiniz diyor. Mesela bakın burada kullanabilecek çeşitli promptlar mevcut. Abone olma bloğundaki bir başlık, küçük bir açıklama ve haber bülteni formu bulunur. Tüm parçalar kenarlıdır demiş mesela. Bu şekilde bir alan oluşturuyor. Altta degrade arka planı ve şekil haricisi olan kahraman bölümü. Sol tarafta küçük bir başlık ve açıklamanın ardından bakalım neler varmış. Hareketi geçirici mesaj düğmesi bulunur. Sağda maskeli bir etki yaratan kenarlık yarıçapına sahip orta boyutlu bir görüntü var. Görüntüde kaydırma efekti, diket kaydırma bulunur. Bunu inceleyebiliyor muyum acaba? Aralıkta getirmiş. Bence bu da gayet iyi gözüküyor. Ve alt tarafta örnek promptlar ve bunların karşılığında çıkan çıktılar var. Bence bunlar gayet iyi duruyor arkadaşlar. Güzel işler ürettiğini Elementor'un burada söyleyebilirim. Buradan da ilham alınabilir. Mesela konuyla ilgili resim başlık, alt başlık ve call to action düğmelerinin yer aldığı bir hero bölümü istiyor. Mesela şuraya mağazayla alakalı FAQ bölümünün olduğu bir alan oluşturmasını istedim. Sıkça sorulan sorular için bir akordeon oluşturmasını istedim. Elementor ne yazık ki muhtemelen hakkımı doldurduğum için
daha fazla kullanmama izin vermiyor arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber Elementor'un AI özelliklerini ücretsiz Elementor'da deneyebildiğimiz kadar denedik. Belki ilerleyen günlerde bu tarafta bir kredi ekleyip düzenleme işlemleri yapabiliriz. Elementor'un Pro sürümünde değilim. Pro sürümünde olmadığım için burada özel CSS de ekleyemiyorum. Haliyle ekleyemediğim için özel CSS tarafında da bir şeyler yapmama izin vermiyor. Ama gerçekten denediğim kadarıyla bazı yerlerde afallasa da güzel şeyler çıkartacakmış gibi duruyor. Gördüğüm kadarıyla böyle biz tasarımcılara, grafikçilere gülerken bizim web tarafı da AI ile hızlı değişmeye devam ediyor. Sanırım artık hayallerimizdeki şeyleri yazıya dökmek, internet sitesi yapmak için yeterli hale gelebilecek veya görsel oluşturmak için yeterli hale gelebilecek gibi duruyor. Bu taraftaki gelişmeleri heyecanla takip etmeye devam ediyorum. Bu video için bize ilham veren takipçimize teşekkür ederim. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz yorum yapıp beğenerek, ilgilenebilecek farklı arkadaşlarınızla paylaşarak, henüz abone değilseniz, arzu ederseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.